Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın arkadaşlar. Aragaz başladı. Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa emrinize amade efendim. Pascal, günaydın paşam. Günaydın abi. Nasılsın canım bugün? Roket ya. Güzel, çünkü vatandaş da çok negatif birikmiş Pascal. Çok abi, çok stres var. Ya ayıptır söylemesi. Yani içimizdeki Ruslar beni affetsin. Millet birbirine Moskov gibi bakıyor Pascal ya. Abi ortalam gergin. Ya arkadaş, daha bayram tatilinden yeni çıktı bu millet. Nedir bu milletin sıkıntısı ya? Ya bir sakin olalım ya. Bu kadar gerginlik iyi değil abi. Bak Pascal'a her zaman ponçik gibi. Ponçik? Yani ponçik derken yani stres yok, telaş yok. Zen Budist gibisin sen Pascal. Ben Katolik'im. Lan neyin sen neysin işte, ben misal veriyorum yani. Sakinsin, onu demek istiyorum Pascal. Her zaman her zaman. He, ama vatandaşta çok negatif birikmiş, ben bunu seziyorum Pascal. Ya Kadir, çekiyoruz çekiyoruz bitmiyor ya. Ne negatifmiş bu? Ya hayır tamam kardeşim. Bak bizim vazifemiz sizin negatifinizi alıp pozitife çevirmek. Okey, itirazımız yok ama yani bayram tatilinden yeni çıkmış bir millet. He? Yani onun değil hiç mi pozitif biriktirmedin şeker kardeşim? Yok ya. Yok ya, gram yok abi. Tabi nasıl olsa af buyur Kadir'le Pascal var bize verir pozitifi diye. Vereceğiz. Bol keseden harcadınız tabi. Alışlar. Olmaz efendim, pozitifini de idareli kullanacağım vatandaş, tasarrufu öğreneceğiz abicim. Bak bütün dünya kafayı yemiş. Yok kişisel gelişimdi, yok yogaydı, meditasyondu, nefes terapisiydi. Herkes bir arayış içinde Pascal ya. Evet evet. Abi herkes arıyor. Bir şey arıyor. Oysa aradıkları biziz abiciğim. Bak bilim adamları bir araştırma yaptı Pascal. Ne üzerine? Aragaz üzerine. Aa, haberim yok ya. Haberin yok tabii, çünkü sen uyurken yaptılar Pascal. Duymadın sen. Ne yapmış lan? Diyor ki. He? Bak diyor ki bu araştırma. Hı? Efendim Aragaz dinleyen bir kişi 1 saat yoga, 45 dakika meditasyon, 10 dakika sırıkla yüksek atlama yapmış kadar sağlıklı olur diyor. Ne diyorsun? Sırık. Sırıkla atlama, ha 10 dakika en az. Başka var mı? Tabii canım, mesela bu araştırma diyor ki kan değerleri bariz düzelir diyor. Bak tansiyon stabil olur diyor. Bak ne bileyim işte üriner sistemde diyor düzgün çalışma gibi etkileri olur diyor Aragaz'ın diyor. Abi yeminle çok iyi iş yapıyoruz. Vallahi bak ya. Bak ben sana söylüyorum. Aragaz dinleyen adam sevgilisiz kalmaz. Aragaz dinleyen dul ahir ömründe zengin koca bulur. Öğrenci sınavını verir. Efendim çalışan terfi eder. Efendim borçlu borcunu eda eder. Efendim hasta şifa bulur. Efendim dertli deva bulur. Efendim aşık vuslat bulur. Efendim artık bir araya girsem be Pascal. Kadir yarısını anlamadım. Ne diyorsun? Sen ne zaman zaten bir şeyi tam bir kere de anladın ki ya? Allah Allah. İlla açıklama yapacağız. Her lafa dibacı ekleyeceğiz yani. Ama abi dibacı ne be? Yani dibacı yani dipnot manasında yani. Ya neyse kardeşim. Bro boş ver bunları. Sen Twitter adresimizi yapıştır. Tamam tamam tamam. Pascal alt çizgi Kadir. Çok güzel. Pascal alt çizgi Kadir. Twitter adresimiz bu efendim. Memleketin en güzide, en önemli, en güçlü bankalarından TEP size ulaşmamıza vesile oluyor. Sponsorumuz çünkü. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Yani karlı dağ gibi arkamızda TEP var ya. Türkiye'nin en önemli markalarından birisi şu programın sponsoru ya. Sadece bununla gurur duyuyoruz yani. İşin parası pul bir tarafa. Bu bile gurur verici bir şey. Yani bütün TEP camiasına önce bir sabah bir günaydın çekelim. Günaydın. Ve
yani açılış şarkısını bence TEP camiasına, yani kapıdaki güvenlikten tepedeki CEO'ya kadar bütün TEP camiasına hediye edelim. Onlara hayırlı işler, güzel bir gün, bereketli ve kazançlı efendim saatler diliyorum. Jest yapalım. Jest yapalım efendim. Bu TEP camiası için geliyor. TEP camiası. Hadi günaydın. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Pascal. Efendim hayatım. Şu anda sana evli erkeklerden bahsetmek istiyorum. Tarzım değil. Ne tarzın değil abi? Evli erkekler. İşim olmaz abiciğim. Pascal, bugün bu yediğimiz Kürt böreğine pudra diye başka bir şey mi döktüler la acaba? Niye baba? Abi çok değişik kafan var la senin bugün. Yok abi. Baştan söyledim dedim. Ya evli bir erkek neye benziyor ki Pascal? Hıyara. Çok ayıp. Çok ayıp oğlum, sen ekmeğimize kan doğuruyorsun, duymamış olayım la, sana yakıştıramadım özür ya. Özür dilerim. Çengelköy bademi diyebilirsin mesela. Evli bir erkek ne bileyim Mustang'e benzer mesela. Araba mı? Yo, bu Amerika'nın çorak topraklarında hani o özgürce yaşayan vahşi atlar var ya, onlara Mustang diyorlar yavrum. Vahşiler, başına buyruklar, yani evli erkek yani. Kovboylar tarafından yakalanmış vahşi Mustang diyelim şeye, evli erkeğe Pascal. Yazık be abi. Ya alırlar sırtına binerler. Ehlileştirirler, işe koşarlar Pascal. Ağırlayacağım şimdi. Ha, nedir? Kafasına göre takılan Mustang'in kimseye bir faydası yok. Ama yakalanıp ehlileştirildiği zaman işe yarıyor. At hocam. Bu meyanda kadınların da eşlerinin gururlarıyla oynamaması lazım. O ne alaka? Şimdi abi yani şu alaka. Şimdi bak, adama bakıyorsun aslan. Hı. Evli barklı. Evet. Adı da mesela ne bileyim. Haydar. Hıdır. Haydar o. Haydar olsun. Taşkın Haydar. Olsun. Taşkın. Abi. Haydar. Taşkın mı? Ya bilmiyorum. Peki Hıdır yani. İyi peki. Boy 1.90. Bak kapı gibi. Eyvallah. Karısının telefonunda kociş diye kayıtlı la bu. Bildiğin Haydar 1.90 boyunda kapı gibi adam kociş diye kayıtlı olur mu bu Pascal? Olmaz. O ne be? Ya Haydar kociş diye telefona kaydettiğin zaman dağ gibi adamı ibiş etmiyor musun yengecim sen ya? E nasıl kaydetsin? Ya Bengal kaplanım yaz oraya. Bozdanam de bir şey de ama kociş deme. Kadir, bozdan ne be? Bozdan değil lan, bozdana. Ne o? Ya mesela diyorum yani her meşrebe göre değişik onora edici isimler yani, anladın mı? Ama sen kocanı telefona kociş kocişko diye kaydettiğin zaman adamı boncuk ediyorsun yenge. Kesin. Olmaz. Misal seni alalım. Hı. Kapılardan sığmayan atletik vücutlu kas yumağı. Kas yumağı. Ondan sonra bir erkeksin değil mi efendim? Öyleyim. Kasır gömdüm. Hmm. Baklava baklava. Tamam canım, söyledik onu. Sen reklama girme. Senin dilinin bağına s- ben ya. Ne ya? Bende de var karın kası. Hadi be. Ama benimki baklava değil, şöbiyet. Ne? Olsun. O da bir şey. Ya neyse, misal. Evlisin. Yenge seni mesela telefonuna, bu dağ gibi adamı, paskişko falan diye kaydet. Ay, iğrenç. Paskişko ne be? Ne yaparsın abicim? Başarım onu. Paskişko. Olmaz lan. Değil mi ama, değil mi? Misal değil. Adamın adı Taşkın. Ama eşinin telefonunda Taskoş yazıyor ya. Ya da Taşkoş diyelim. Taşkın ya, Taşkoş. Ne oldu Taşkın'a? Tırtır. Tabii. Tırtır oldu. Taşkın abi, isme bak. Taşmış. Taşmış bir isim. Yengenin telefonuna Taşkoş diye kaydoluyor. Olmaz. Ya. Taşkın'a yazık oldu. Ya bu yüzden özellikle evli hanım dinleyicilerimizden şu an rica ediyoruz efendim. Cep telefonlarımızı çıkaralım. Çıkaralım. Böyle eşinizi işte kocişti, kociş koydu, buciş koydu falan diye kaydettiyseniz hemen efendim ona daha maço bir isim koyalım. Güzel. Tabii. Ha nedir? Kocanın adı mesela Orçun'dur. Heh. Mesela onun mesela Orçun, onu istediği şekilde kaydet yani. Çünkü Orçun'u da maço yapmak çok zor ya. Değil mi? Orçun nasıl? Yok Orçun'a çare yok ya. Orçişko. İmkansız gibi be. Orçarinko. Lan Orçarinko nedir? Zorlama diyorum ben sana. Orçuşinko. Arkadaşım Çinko gibi bu nasıl bir şey ya? Ben bırak, uğraşma, o olmayacak. Yani ama birçok isim başka yerlere çekilebiliyor. Bu da olmuyor. Geçen gün arkadaşlarla 2 saat düşündük. Bu mevzunun Türk halkına yansıtılması gerekiyordu efendim.
Bu arada olmuyor. Bu arada olmuyor. Bu arada Orçun hakikaten olmuyor. O neresinden tutsan hali yola gelmiyor. Orçun hariç. Orçun üzgünüm koç. Denedik de. Yani içimizdeki Orçunlardan özür dilerim ama onun dışında. Onun dışındaki isimlerde işte az önce arz ettim yani. Dikkatli evet. olalım. Maymun etmiyor. Aman diyeyim. Aman. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Can dinleyici sorusu var. Hemen abi. Bakalım. Twitter adresimizi vermeyeceğim. Pascal Askıçgi Kadir. Evet, Pascal Askıçgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim diyor sanki ben 140 karakterden fazla yazmak istiyorum. O vakitte mail at paşam. Ablacım, kardeşim, bacım, mail at metrofm@metrofm.com.tr metrofm@metrofm.com.tr'ye mailinizi bekliyoruz. Konu kısmına da Aragaz yazarsanız önümüze gelir ilgileriniz değil mi Pascal? Evet abi, işimiz bu. Peki dinleyici sorusu. Evet efendim. Metin Erik, nedir senin niyetin? Dur bakalım. Pascal, hadi evet. Bakalım. Metin diyor ki, nedir abi bu? Diyor bir arkadaşlık sitesine üye oldum diyor. Kızların hı. profillerine bakıp beğendiklerime mesaj attım diyor. Buluşmaya gittiğimizde hiçbiri yazdığı gibi değil diyor. Ya da resimdeki gibi değil diyor. Bana hı. arkadaş sitelerindeki profilleri okumak konusundaki ustalığınızı yansıtır mısınız, öğretir misiniz? Duacınız olurum, abilik yapın diyor. Kadir, bu konu var ya mühim abi. Mühim. Çok mühim. Çok önemli. Hakikaten bir ne memleket diyorsun? Meselesi. Bu evet konu abi. Çok hakikaten yakıcı, yıkıcı. Gündemin en önemli maddesi. Yani evet. arkadaşlık sitelerinde... Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Nasıl davranıyoruz? Gündemin en önemli maddesi. Sen birisin mi? Ben meclisi bu gündem maddesini tartışmaya çağırıyorum. Evet Kadir. Sor sen de. Şimdi abicim bak arkadaşlık sitelerinde hanımların profil fotoğrafları var. Aldanma. Aldanma. Tabii. O değil mi? Ya bırak. Ya genç oldukları ya da zayıf oldukları zamanki resmi koyuyorlar. Resim kafadan genç. Kafadan genç. Bir de profillerinde kendileri hakkında verdikleri bilgiler var. Mesela onlar da asla yazıldığı gibi değil. Nasıl mesela? Ya mesela kızın profiline bakıyorsun. Vücut yapısı balık eti yazıyor. Oh süper. Nah süper. Ne? Profilinde balık eti yazmışsa onun var ya resmen obez durumu vardır arkadaşım. Adele. Göbeği burnundan önde gidiyordur. Hay. Kardeşim şişmanım yazacak hali yok ya ablanın. Ha Pascal? Ama Kadir atletik yazıyorsa? Şimdi atletik yazıyorsa yavrum benim tecrübeme göre çok af buyur beli incedir ama büyüktür. Hadi be. Soğudun be. Ya yaşadık bunları canım kardeşim. Bunlar hep bir pratik, hep bir tecrübe ya. Ya Kadir, sportifse? Bak şimdi sportif diyorsa bu kesin bilgi. Ha. Kesinlikle göğüsleri tahta gibi demektir. Ay. Yani sportif vücut yazısını okuyunca aman ben sporcu manita yapayım diye gaza geliyorsun. Anlıyor musun? Bir bakıyorsun ki hakikaten altının tetalar. Tetalar ekmek tahtası gibi ya. Abi bu çok sakat ya. Tabii bak bir de şey var. Kadınlar profillerinde en çok nelere önem verirsiniz? Karşındakinden ne beklersiniz falan sorusuna acayip cevaplar. Onlara çok dikkat etmek lazım. Çok. Mesela ne yapacağız abi? Mesela atıyorum kadının profilinde karşımdakinden güven ve sadakat beklerim. Yalan söylemesin yazıyorsa hayatıma giren adamlardan gazık yemekten bıktım. Sen de beni aldatırsan senin kökünden keserim diyor yani. Ben bulaşmıyorum. Tabii abi. Bunların hepsi geçti benim başımdan. Ha nedir erkeklerin de profilleri var. Ama onlar benim uzmanlık alanım değil. Anladın mı? Ama tabii bu arada yani sormak isteyen hani ne yazarsa ne anlama geliyor. Hani merak ettik. Ha. Fikrin ne? Tweet atsınlar. Abi bakarız. Evet Pascal alt çizgi Kadir adresine tweet atsınlar abicim. Oradan bakarız. Şey evet, yaparız evet. Yani değil mi? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Yok böyle hırsız.
Hırsızlık yaptığını fark eden kasiyere göğüslerini gösterdi. Onu yakalayan fırıncının ağzına iç şamaşırını soktu. Amerika'nın Vermont eyaletinde cep telefonu bayisinden çalıp bir para çalıp yanındaki arkadaşına veren Sylvia Morrell. Kim? Sylvia Morrell. Kasiyer hırsızlık yaptığını fark edince göğsünü açtı. Bak çalmadım dedi. Kadın kasiyerin şaşkınlığından yararlanan Sylvia alarma basmış bu arada. Benim komşu fırıncı Sylvia'nın peşine düştü. Ondan sonra Sylvia'yı yakaladı. Sylvia fırıncının ağzına iç çamaşırını tam benlik be. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sylvia hangi ara çıkardı da acaba fırıncının ağzına soktu lan koşarken? Kadir panikten hemen. Abi sen şimdi paniğe kapılınca birisinin ağzına sokma durumuna mı geçiyorsun? Fırıncı kovalıyor seni Pascal. Evet. Fırıncı senin peşinde Pascal. Kürekle. Kürekli küreksiz. Fırıncı seni ıhtıracak bir yerde Pascal. Evet abi. Atlayacak sana Pascal fırıncı. Tövbe de. Oğlum yakalamak için atlayacak yani. Evet. Tamam mı? Koşuyorsunuz. Evet. O da geliyor. Evet. Ki sen çok hızlı koşmuyorsun. Yani sen daha... Koşarım. Yok koşmuyorsun işte. Oğlum tırsıncan. Yani koşmuyorsun, haberin olması lazım kardeşim. Tamam peki. Fırıncı senden hızlı koşuyor. Tamam. Sonra köşede seni ıhtırıyor. Ondan sonra sen o arada çıkartıp ağzına sokarsın yoksa başka bir mukavemet mi göstermeye? Bir de bunu çıkartıp ağzına sokmanın sembolik ve hayattaki karşılığı nedir? Bana bunlarla gel. Ama Kadir bak şimdi bak. Ben şimdi fırıncı, tamam mı? Küreğini bıraktın fırıncısın. Bıraktım. Bırak küreği. Küreği nereye bıraktın? Yere bıraktım. Tamam, küreği bıraktım. Koşuyorum karın önünde. Tamam mı abi? Hanım dersek ona Pascal. Hanım. Hırsız hanım diyelim. Hırsız hanım. Fırın güzel. Ha. Tamam abi. Ben anladım çocuğum, anladım. Devam etme. Bir ya, dur tamam, ya. Tamam. Ben de şok olmuşum. Tamam Pascal, Allah aşkına tamam ya. Ağzıma ya sok. Tamam Pascal. Yemez misin? Lan Allah'ım pis... Sen ne biçim bir sapıksın arkadaşım ya. Yani burada çok açık söyleyeyim. Erkeğin buyur. Nasıl bir maymun, nasıl bir pislik, nasıl bir iğrenç bir yaratık olduğu daha çok ortaya çıktı. Mamafi fırıncıyı durdurmamış bu meselesi. O senin gibi cıvık değilmiş belli ki. Şey right mi? Ya bilmiyorum da hemen fırıncı daha ahlaklı bir adammış. Ona rağmen yani ağzına sokulan dona rağmen Silvia'yı yakalamış ve Kadir lütfen ya. Emniyet kuvvetlerine teslim etmiş Pascal. Bir nevi hayatını dediğinden yapmış. Sylvia. Mandarındım be. Valla Sylvia enteresan bir hırsızmış abi. Neyse işte böyle bir durum olmuş ya. Ah yoruldum valla. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Abi senin yasan varmış ya. Neyin varmış? Yasa. Ne yasası? Fizik yasası lan. Fizikte Pascal yasası diye bir şey varmış ya. Sen mi yazdın bunu Pascal? Abi oku bakayım. Belki ben yazdım. Şimdi bak Pascal yasası diyor ki buldum. Yani biz de gençlikte okumuştuk okullarda ama unutmuşuz. Ben okumadım. Oğlum Fransa'da Pascal yasasını okutmadılar mı lan fizikte? Yok abi. Sen ne okudun fizikte abi? Top. Topu okudun. Evet. Anladım. Top oynadım. O çok belli oluyor zaten. Neyse. Kapalı durumdaki bir akışkana uygulanan basınç, akışkan içerisindeki her yerde aynı miktarda artar. Yani. Allah Allah. Bak. P1 eşittir P2 ise, F1 bölü A1 eşittir F2 bölü A2 ise, A1 eşittir A2. Pascal sen yazmışsın bunu. Yok abi. Ben de yazamadım ki. Bu ne lan? Abi ben de çok acayip küfür edecektim yoksa ya. Başka işin mi yok senin diye ya? Yok abi ya. Ne hidrolik ya? Yasası bu Pascal. Ne? Yok abi. İşim olmaz. Peki boşver. Pascal yasasını boşver. Senin bir yasan var mı yani sana ait? Olmaz mı? Var tabii ya. Nedir abi? Madem gireceğiz kabire, sevişelim abire. Yani bir Pascal klasiği yani değil mi? Senin var mı? Var. Neymiş bakayım? Param varsa yancıkta... aman. Evet abi neyse. Söyle ya. Kulağına söyleyeyim. Söyle bakayım. Aman Kadir. Orada oynamaz ki. Ya kafiye gereği öyle ya. Öyle de ya. Şimdi anladım. Pascal maalesef kardeşim. Parasız ilişki bile olmuyor ya. İlla para olacak cepte kardeşim. Maalesef. Niye yakışıklısı olsan bir yere kadar Pascal. İlla para olacak. Misal sen bugün ilah gibi bir fiziğe, fiçuğu da sahipsin. Ama paran olmasa var ya
sana dönüp bakan olmaz be. Olur abi ya. Bakan ol ya. Ya anlıyor ya. Bir ay olur, iki ay olur oğlum. Hatun her gün çay bahçesine götüreceksin. Ne senin yakışıklık, ne fizik, ne bir şey zencilik, ne paskallık. Hiçbiri çalışmaz ondan sonra. Oğlum ben zenciyim. Minimum 5 sene. Götürür beni ya. Ya bak okeyim, kabul ediyorum. Tamam. Zenciye saygım sonsuz. Okey, tamam. Ama hatta zencinin önünde eğiliyorum saygıdan. Aman dikkatli. Zenci abi. Yavrum ben yani saygıdan eğiliyorum yani. Evet, ırkın tamam. Marifetleri karşısında eğiliyorum yani. Yoksa aptal mıyım ben, direktman zencinin karşısında niye eğileyim ben? Kadir, gençsin, güzelsin. Yazık olur. Ya git şuradan, manyak mısın ya? Amma havalısınız da siz zencisiniz diye ya. Allah vermiş, tamam anladık da bu hava ne arkadaş? Ben o ne yapayım yani? Ya yok ya. Yok yani ya. Öyle demedim yani. Ya herkes yerini bilsin. Ya arkadaşım biz burada bir Türk zenciliği oluşumu yapıyorduk. O iş ne oldu ya? Bak hazır yeri gelmişken Türk zenciliğinin kurucusu olacaktın sen. Ha? Fahri zenci olmak isteyen bir sürü arkadaş bizden işaret bekledi. Tweet attı, bilmem ne yaptı. Ne oldu onlar abi? Ha? Kadir, talep çok. Araplar var ya. Büyük talep var. Araplar zenci mi olmak istiyor Pascal? Eyvallah ya. Ya bu Araplar da acayip adamlar. Araplıktan çıkmak için yapmadıkları şekil kalmıyor. Ondan sonra da zenci olma. Farkında mısın sen, Türkiye'de ne çok Arap var? Değil mi? Sanlasan araba diyor. Elini. Elini. Evet abi. Sen de anladın. Tabii tabii. Mesela bak Trabzon'da, Karadeniz'de mesela o kadar çok Arap var ki abi. Yaylalar Arap dolu. Tutamıyoruz. Her yer Arap. O yemin ederim Japonları geçti Araplar ya. Her yerdeler ya. Japona canım kurva. Yalnız Japonlar için bir şey duydum, şaştım kaldım ben. Onu mu duydun? Yavrum onu zaten biliyoruz. Bunların ticaretinde kolpa oluyormuştu Pascal. Hadi lan. İnanma. Bak Japon dersin. Borcuna, ondan sonra hakim ticaretine sahip dersin ama borç bahsinde çamura yatarmış Japon. Yapma ya. Japon'a bak ya. Beklemezdim. Abi kısa adamdan bekleyeceksin abi. Ne, sen dedi kısasın. Hiç de değil, hiç de değil. Bana göre kısasın abi. Arkadaşım bütün Asya kıtası kısa ya. Japonlar da ona göre yani. Kadir, sende Japonluk var mı? Yavrum bende Japonluk yok ama sende galiba biraz İBB trafik uygulaması var mı sende Pascal? Öyle bakalım bir var. Telefona. Ha. Sende var o İBB. O var, o var. Tamam bakalım ona ya. Kırmızı. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Prandelli arayış içindeymişti. Prandelli kim? Yuh lan Pascal. Yuh be kardeşim. Ha, ne ya? Galatasaray'ın teknik direktörü yok mu abi Prandelli? Haberim yok ya. Sirik bir adam ya. Evet sirik bir tip sanki değil mi? Ne arıyormuş abi? Vallahi bence İtalya'ya bir an önce kaçmak için ucuz uçak bileti kolluyor yani. Bana öyle yapma gelin. Ya. Kötü mü? Nasıl yapma abi? Bitirir adam Galatasaray'ı. Tıs yokla Galatasaray'da. Ne güzel. Daha ne istiyorsun? Bak Prandelli'yi İnce Uluç hiç sevmiyor. Biliyorsun bunu değil mi? Gerçi o pek kimseyi sevmez de. Abi normal. Bünye müsaittim. Yani Önce Uluç'un bünye müsait değil değil mi? Güzel. Peki Arap İsmail'a ne diyorsun? O kim o abi? Fener'in hocası. Fener hocası. Arap mı? Ya Esmer ya öyle derlerdi yani topçuyken de Arap İsmail derlerdi yani öyle diyorlar. Onun yeri yeni var. Bolda bolda. O İsmail, bu İsmail değil abi, o İsmail'in yeri la o. Bolu dağlarında sarmadan İsmail'i aynı zamanda Adapazarı yolunda da şahane etli kahvaltı, onu mu evet diyorsun? Abi o İsmail, bu İsmail değil ya. Abi İsmail var ya, iyi oynatıyor. Ya bence Aziz Yıldırım yanlış taktiğiyle oynatıyor Fener'i, öyle düzeltiyor. Kim? Aziz Yıldırım. Kim o? Aziz Yıldırım ya. Aziz diyorsun. He. Ya Aziz diye çıkıyor ya ağızdan Pascal yani onun için ya. Nereden çıkıyor? Ağızdan nereden çıkacak öyle az diye çıkıyor. Aziz Yıldırım yanlış taktik veriyor yani Fener'e. O mu veriyor? Yok babam veriyor. Tabii o veriyor. Herhalde yani. Asıl bomba Trabzon hocası ama usta. O ne yaptı abi? Abi resmen topçulara herkesin önüne attılar ya adam. Kafa mıydı? Valla bu girişte Trabzon kafayı da yer, başka şey de yer. O adam Pascal, ben sana açık söyleyeyim, çok büyük yanlış yaptı. Topçuları milletin önüne attı kendini sıyırmak için. Ya Kadir bu sene var ya ligin tadı yok ya. Beşiktaş'a ne diyorsun? Çakarız. Kartanı tanımaz. Yani çakıyorsun. 3 tane maç kazandınız. Bir gol. Allah bereket versin. Ne var?
Gerçi ben sizin hocaya büyük hastayım. Çok seviyorum o adamı da. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben artık Türkiye'de takım futbol şu bu işini acaba bıraksam mı diyorum Pascal. Ne? Nerede tutacaksın? Ya bilmiyorum. Mesela golfe mi yönelsek? Huzur golfte mi acaba Pascal? Aa, başladın mı? Golf. Tam senlik. Başladım başladım hayırlısı. Hatta çok kabiliyetliymişim ya. Üçlük golf atıyorum biliyor musun? Efendim? O nasıl oluyor abi? Yani bu deliklerin kenarına değdirmeden topu sokuyorum deli. Aynı basketteki gibi ya. Kadir, sen iyiymişler. Öyle bir şey yok. Olsun kardeşim. Ben tekniğimi geliştireyim de. Yalnız şimdilik dediler ki önce golf oynayanların sopasını taşıman lazım dediler. Şimdi it gibi golf sopası taşıyoruz değil mi? Hadi be. Oğlum yemişler seni. Yok öyle bir şey ya. Yapma ya. Vallahi. Ya bir de bu golf oynayanlar asil adamlar, kalite adamlar kardeşim. Bana beleş sopa mı taşıtıyorlar acaba ya? Kadir gel benim sporu taşı. Ya arkadaşım bir ülkede de eğer golf kirlenmişse o ülkede spor yapılmaz. Gidip kebap yiyip yatıp uyuyalım ya. Allah kalbimiz yağ bal. Golften böyle bir şey umar mısın golfçülerden Pascal ya? Aman Allah beldeyi yapsın ya. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Vergi dairesine kızdı, kobraları saldı. Biz de. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde rüşvet taleplerinden usanan bir çiftçi vergi dairesine 3 torba ohara. 3 torba. 3 torba vay dolusu vay kobra vay bırakmış abi. Eyalet yetkilisi Sharma aynı zamanda yılan oynatıcısı olan Hakkul isimli çiftçinin bilmem ne kentinin güneydoğusunda bulunan bilmem neresinde vergi dairesinde aralarında 4 de kobra türünün bulunduğu 40 kadar yılanı saldığı. Çünkü masaların insanlar masaların sandalyelerin üzerine çıkmışlar. Çünkü hissi kaldı. Çok acımasızmış oradaki vergi sistemi. Ondan sonra polis ve ormancılık görevlileri yılanları yakalamışlar. İyi yapmış ama. Evet evet yani Hintli çiftçi gözaltına alınmış. Aranıyormuş pardon gözaltına alınmamış. Değişik bir intikam değil mi? Evet bulamazlar. Niye abi? Kankası kobra. Anlamadım abi. Saklanıyor. Kobralar mı? Tabii. Abi kobralar var ya. Var. Çok farklı cemiyet. Sen onların cemiyetini falan da biliyorsun. Ben diyeyim. Ya biliyorum kobrettin var da yani senin başka tanıdığın kobra var mı? Olmam mı? Peki sen kobralarla hakikaten çok ilginç bir diyaloğun var. Onları seviyorsun, onlar seni seviyor değil mi? Evet, evet. Mesela ne yapıyorsun? Yani kobralarla konuşuyor musun? Ne demek o? Konuşacaksın. İletişim en güçlü dil değil mi? En önemli şey. Derdini dinleyeceğim. Lan kobranın ne derdi olacak? Onu soksun, bunu soksun. Tıslasın, ısırsın, zehrini ama, atsın. Ama Kadir. Bazen bulamıyor. Ha. Sokamıyor. Ha. Ben buluyorum. Ona peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Kobra mesela bu 40 tane kobra içinde de hiç bilinmeyen 4 tane kobra varmış. Kıymetli bir yılan değil mi abi? Ne diyorsunuz? En kıymetlisi mi? Tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Kobra deyince senin gözler kaydı ya. Çok severim. Seviyorsun belli. Severim. Şimdi yavrusu var. Var var. Peki şimdi mesela bu çiftçinin Hindistan'da yaptığı hareket sence doğru mu yoksa yazık hayvanları telef mi etti? Yani yoksa iyi bir intikam mı? İlginç ya, bir defa bunu kabul edelim abi mi? Abi kankanız ya. Rüşvet işlemiş. Onda da başmış. He kobralar böyledir diyorsun. Tabii. Vay sorumluluk sahibi kobralar var. Ha, tabii. Vay çok enteresan ya. Bunun efendim ilginç olduğunu herhalde siz de teslim ediyorsunuz. Yani kobra ile intikam 3 çuval dolusu 40 adet kobra ile. Peki sen mesela böyle bir şey yapmak ister miydin? Kobraları salmak. Nereye salmak isterdin kobrayı? Kobraları. Yani seni rahatsız eden bir yer var mı? Seni yok, inciten. Yok abi. Hı. Ben rahatım. Hı. Sen var mı? Ben ara sıra Murat'ın üstüne mi salsak diyorum böyle bir iki çuval. Öyle değil mi? Hocayı çocuğu. Bilmiyorum bazen düşünüyorum. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Tweetlere bakalım canım. Hadi bakalım. Ver yavrum adresi. Pascal Askışgi Kadir. Kombosunu ver millete. Askışgi. Efendim Görkem diyor ki abi Barak Başkan'ı müptelanız ettiniz. Müptelanız oldu. Her program arıyor kol gibi telefon faturası gelecek diyor. İnşallah girer. Ama abi o Beyaz Saray'a yazıyordur ki adam cebinden ödemiyordur ki onu. Ya Kadir hükümete kitler. Öyle yok. Bak Barak Başkan demişken geçen gün Barak'la
bir haber vardı. Michel romantik bir yemekle 20. evlilik yıl dönümlerini kutlamışlar. Hadi be. Yalandır. Olmaz. Michel yapmaz abi. Bayağı yapmış kardeşim. Ha, unutturma da yarın Barack Başkan'ı arayalım. Evliliklerin 20. yılını tebrik edelim kardeşim. Hayatlarım. Ya Pascal ya vallahi ayıp, evli baklı bu insanlar, az profesyonel ol lan. Abi sen ara, ben konuşmam. Tamam, Michel'i arayacağız, konuşur musun? Hah, olur, konuşurum. Yemin ediyorum başına bela arıyorsun usta. Ne var? Bir gün Barack basacak roketi oğlum sana. Aldıracak seni Guantanamo'ya, göreceksin. Kim? Barack mı? O var ya Kadir. Ekmek alamaz. Bakkala gidemez. Bu arada efendim, bizi dinleyen içimizdeki CIA elemanlarına sesleniyorum. Bu adamla benim bir alakam yok. Tamamıyla profesyonel bir ilişki. Bu sözler Pascal'ın sözleri. Yani beni almayın. Bu uzun boylu bir zenci efendim, bunu bulursunuz zaten ya. Şimdi öyle mi buldun? Ama kardeşim karıştırırlar marıştırırlar. Ben biliyorsun tatlı bir esmerim ya. Allah muhafaza. Tabii. Evet, çarşıdan Melih demiş ki yarın sabah özel kulaklıkla dinleyeceğim. Belki o zaman oralarda minik bir tavşan görürüm. Ne demek la bu? Pascal, bizim burada minik tavşan var mı? Yok. Melih, burada bizim minik tavşan falan yok abi. Arada Pascal Kobrettin'i getiriyor cam fanus içinde. Bir o Kobrettin oluyor yani. Yani giderim mi? Ya bırak, korkuyorum ben yılandan abi. Ne işi var Abi korkma ya. O seni seviyor ya. Söyledi bana. Arkadaşım 2 metre kral kobra yılanı, beni sevmesin ya. Sevmesin beni ya. Ama bak Kadir, kalbi kırılır. Yılanın mı kalbi kırılır? Ha, çok hisli hayvan. Ne hissi lan? Pizza yemiyor mu bu kobra yılanı? 3 peynir. Quattro formaggio. Balıyor, balıyor. Hastası. Arkadaşım yılan pizza yer mi? Bu ne saçmalık ya? Yarıştı bu. İyi yok. Şimdi hedef mi? Ezogelin. Yılana ezogelin. Evet. Türk mutfağı abi. Öğrensin ya. Arkadaş, insan ayrı bir cins, hayvan ayrı bir cins. Nasıl insanların arasına düştüm ben ya? Yeter, darlandım yemin ediyorum. Şşş Pascal, ufak ufak keyelim gidelim la bir. Gidelim. Yeter abi bugünlük. Hadi kalk abi ya. O zaman yarın görüşmek ümidiyle diyorum. Bay bay Furby. Paka paka. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.